Evet değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Günaydın. İlham verici hikayelerle devam ediyoruz. Salı ve Perşembe günleri özellikle bu toplantıları yapıyoruz. Bugün yine özel bir konuğumuz var. Hikayeler arkadaşlar. Hikayeler ilham veriyor. Hikayeler bizi harekete geçiriyor. Hikayeler başarmış olan insanlarla aramızda bir köprü inşa ediyor, bir bağ inşa ediyor ve şu duyguyu geliştiriyor bizde. Evet ya, yani benim yaşamış olduğum sorunları veya olası yaşayacak olduğum sorunları birileri yaşamış benden önce. Bu sorunları çözmüş, bu sorunların çözümünü bir yere kaydetmiş, bunlar kayıtlı ve benzer hamleleri eğer ben de yaparsam benzer sonuçları ben de üretebilirim. Bugün aramızda çok çok değerli bir büyüğümüz var. Yani büyüklerimizden birisi var. Yaş olarak da benden büyük. Kendisiyle ilk temasımız ya da ilk ciddi temasımız büyük ihtimalle kendisi birazdan o hikayeyi de anlatacaktır. Büyük ihtimalle Diamond kariyerine giderken benden almış olduğu bir telefon görüşmesi. Çünkü back office'i görüyoruz. Yani kimlerin kariyer yaptığını ya da kariyere doğru gittiğini, belli bir seviyeye doğru gittiğini. Oradan tabii telefon konuşmaları yapıyoruz. O zaman tanışmıştık. Artı ondan sonra şeyde bu pekişti. Avrupa'da yapılan gemi seyahati. Yani gemi seyahatinde birlikteydik. Orada çok güzel bir hafta geçirdik kendisiyle. Kendisi de oradaydı. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Yine sohbetimizin içerisinde kendisinden özellikle o anılarımızı tekrardan belki tazelemek adına üzerinden geçmesini ben isteyeceğim. Evet, çok fazla ben sözü uzatmayayım. Baki abicim hoş geldin. Teşekkür ederim abicim, hoş bulduk. Herkese günaydınlar. Bütün katılımcı arkadaşlara da Denizli'den saygılar, sevgiler, selamlar. Saygılar bizden abi, çok teşekkürler. Keyifler iyidir, nasılsın? Abicim her şey güzel. Hafta sonu buradaki birçok arkadaşımızla beraber bir tekne turu da yaptık. Enerjimizi depoladık. Elmas aylara hazırız. Hazırız. Bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor değil mi Baki abi? Evet, son işte 6-7 aydan beri işte bu korona hikayesinden dolayı maalesef herkes evlerinde kapalı kaldı. Online'ın gücünü kullandık. Online'da işlerimizi katladık ama katlayamadığımız bir şey vardı. Bağlarımızı katlayamadık. Bağlarımızı güçlendiremedik. Bu büyük bir ihtiyaç. Bu seyahatte bunu da gördük. Onun için İnşallah önümüzdeki birkaç gün sonra, bir hafta sonra Çeşme'de de küçük bir mini bir kamp yapıyoruz. Sen de oradasın. Bu nedenden dolayı da çok mutluyum ben. İnşallah bağları daha da güçlendirerek daha güçlü çıkarız elmas aylara. Çok teşekkürler. Baki abicim, şimdi istiyorum ki önce senden bir hikaye dinleyelim. Baki Özgen kimdir? Kayan öncesinde Baki Özgen'e benzer teklifler insanlar genelde benzetir ya. Bu da falanca gibi. O falanca gibiler acaba, tabii ki isim vermeden, ne ürün ne şirket ismi vermeden, acaba size daha önce bu fikir geldi mi? Buna benzer fikirler geldi mi? Onlara evet mi dediniz, hayır mı dediniz, incelediniz mi? Eğer öyle bir şey olursa neden onlara günün sonunda tabii onları reddetmişsiniz fakat Kaya niye evet demişsiniz? Yani evet demenizdeki şeyler neydi? O noktalar neydi? Kritik şeyler, yani neleri düşündünüz? Neden diğerleri hayır da yani evet? Bunu bize hikayenizle anlatırsanız, bir de Diamond'a kadar gelirseniz belki zaman zaman sözünüzü balla keseceğiz belki orada. Size orada bazı sorular soracağız. Kimin bakış açısıyla, özellikle yeni başlamış olan arkadaşlarımız veya daha önce başlamış fakat hani pati çekmek dediğimiz, tırnak içinde söylüyorum, arkadaşlarımız vardır. Belki sizler de duvara tosladığınız zamanlar oldu. Tabiri caizse o toslamadan sonra belki dizlerinizin üzerine çöktünüz. Hatta belki yerli bir olduğunuz zamanlar oldu. Sonuçta işimiz ticaret. Bunları nasıl aştınız? Buradan doğru bir bismillah diyelim, bir başlayalım bakalım Baki abi. Ondan sonra sorularımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar evet, sorularınızı da chat kısmından yazalım lütfen. Ne kadar güzel sorular sorabilirsek bakın o kadar doğru yanıtlar alırız. Baki Bey'i bence hazır yakalamışken etinden sütünden faydalanalım, iyice bir terletelim şöyle.
Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlarımız sorularını chat bölümünden tabii ki sorsunlar ama ben göründüğüm kadar zeki birisi değilim. Aynı anda birkaç işi yapamıyorum. Dolayısıyla Yavuz Bey, siz soruları analiz ederek bana yönlendirirseniz çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir giriş yaptınız ki o kadar çok soru sordunuz aslında. Ama sorduğunuz bütün soruları benim hikayem aslında karşılıyor. Ben 1968 Denizli doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Çok sevdiğim, çok istediğim ve dördüncü girişimde kazandığım bir bölümdü bu bölüm. Severek, isteyerek avukat oldum. Rastgele, tesadüfen olmadım. İstanbul Üniversitesi'ne dereceyle girdim. Okul sonrası, staj sonrası yaptığım askerlik aşamasında tanıştığım Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri savcı olarak askerliğimi yaptım. Askerlik esnasında tanıştığım kişilerden çok güzel teklifler aldım. Bunlardan bir tanesi Hava Kuvvetleri'nde askeri savcı olarak kalma teklifiydi. Onu reddettim. Çünkü bir hayalim vardı, bir hedefim vardı. Ben avukat olmak istiyordum. Arkasından ofisimi açma aşamasında iken Turizm Bakanlığı'ndan müfettişlik teklifi geldi. Onu da reddettim çünkü bir hayalim vardı. Hayalimin peşinden gitmeliydim. İstediğim şeyi gerçekleştiremezsem kendime olan özgüvenimi yitirebilirdim. Dolayısıyla severek, isteyerek mesleğime başladım. Mesleğimi 18 senede devam ettim. Mesleğimin 18. 16. yılında, pardon, 2014 Eylül ayında, tam tarih olarak, gün olarak hatırlamıyorum, Eylül ayı içerisinde Yakup Güngör bir gün ofisime girdi heyecanla. Dedi ki, bir ürün var abi, bir şirket var, bu işi yapmamız lazım, bunu incelemen lazım dediğinde ilk verdiğim tepki, Yakup'cum sen dalga mı geçiyorsun demiştim. Çünkü mesleğimin zirvesindeydim. Tam meyveleri toplama artık aşamasındaydım. Acemilik dönemimi atlatmıştım. 750 tane müvekkil portföyü oluşturmuştum. Birkaç tane uluslararası şirkete de danışmanlık yaptığım, affedersiniz, çok milyon dolarlık işlerin altına imza attığım bir dönemdi. Onun için ben de dalga geçiyorsun galiba dedim. Çünkü neden? Sorduğun sorunun içerisinde bu da vardı. Ben network marketing dünyasını bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bu tarz işler yapan insanların, tabii o günkü deyimimle söylüyorum, katalogla birbirlerine ürün satmaya çalıştıkları, birbirlerini bir yerlere üye yapmaya çalıştıkları ve birbirlerinin arkasından koştukları bir sektördü. Ben böyle bir şey yapabilecek ne konumdaydım, ne istekteydim, ne de böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Çünkü mesleğimden de yeterince gelir elde edebiliyordum ve önümde de çok daha büyük beklentilere sahiptim. Şimdi peki, buna rağmen neden evet dedim konusuna geçersek. Şimdi ertesi gün Yakup gene geldi, ısrar etti, gene geldi, ısrar etti, gene geldi, ısrar etti. Her ısrar edişinde ben daha ağır sözlerle onu gönderdim. Mutlaka arkadaşlarımızın başına geliyordur. Doğru takiple alakalı şeyler yapabilmek lazım tabii. Ama Yakup doğru takip yapabilecek durumda değildi. Çünkü o da yeni başlamıştı. Ama güzel bir şey yaptı. Bana bir kutu koydu önüme. Abi bunu al kullan dedi. Onu söylediğinde dedim ki para filan vermem dedim. Çünkü bir şey satmaya çalıştığını zannettim bu sefer de. Yani benden faydalanmaya çalışıyor ve bana bir şey satmaya çalışıyor. Tam bir pazarlama. Zaten Yakup bir pazarlamacı geçmişi. Satış pazarlama sektöründe çalışmış. Abi dedi, ne parası dedi. Yani ben senden para istemedim dedi. Sen benim abimsin. Benim için değerlisin. Ben sana bunu da hediye ediyorum. Yakup'tan aldığım ilk hediyedir o. Çok şaşırmıştım çünkü. Yakup'un bir şeye nasip değildi o güne kadar. Şimdi hediye deyince aldım, götürdüm, eve koydum, bıraktım. Bir alışkanlık olmadığı için de bir hafta elimi de sürmedim. Unuttum bile yani. Bir gün yine tesadüfen eve geldiğimde, yorgun hissettiğim, kendimi işte bitkin hissettiğim bir gün, dolapta göz göze geldik Kayani ürünleriyle, Sunrise'la. Ya şunu içeyim bari diye başladığım bu serüven, dördüncü gününde yaşadıklarım beni meraklandırdı. Onun için hediye dinamiği çok değerli. Çünkü özellikle bizim gibi orta yaşa ulaşmış, yorgun, bitkin, günü çok yoğun geçen, gece gündüz yoğun çalışan insanlarda ürünler çok hızlı çalışıyor.
Şimdi o gördüğüm merak arkasında benim acaba bu nedir diye merak ettim. Ürünleri araştırmaya başladım. Ben biraz abarttım. Lütfen siz abartmayın o kadar. 2000 sayfanın üzerinde tıbbi literatür taradım ben. PubMed'de tıbbi literatür taradım. Çünkü okuduğum şeyler beni oraya doğru yönlendirmişti. İzlediğim videoların sayısını hatırlamıyorum. Sadece izlemedim. Hala o notlarım duruyordur. Sayfalarca not alarak izledim. Sonra öyle bir hale geldim ki Abbas Kütap gibi oldum. O zamanki bilim kurulu başkanı Abbas Kütap'tı. Tabii ürün filan derken bu arada Yakup gelip gitmeye de devam ediyor. Yakup çok güzel bir şey yaptı. Benim IBAN numaramı istedi. Kayane'den gelen paralarını benim görmemi istediği için bana gönderttirdi paraları bir süre. Şimdi gerçekten o gelirleri gördüğümde biliyorsunuz Yakup ikinci ayın sonunda Ruby oldu. O iki ay çok fena sayılmayacak gelirler elde etti. Aslında pazarlama planını, işi çok iyi anladığımı da söyleyemem. Sadece şuna inandım. Çok güçlü bir ürün gamı vardı. Arkasında çok basit katalogla satış olan bir sistem olmamalıydı diye düşündüm. Olamaz diye düşündüm. Hissettiklerime inandım. Bir de Yakup'un benim hesabıma gönderttirdiği paraları gördüm. Yine burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hayır diyen insanlar sizi takip etmeye devam ediyor. Bunu unutmayın. Ve bir süre sonra sizdeki inanç, sizdeki gelişme onlarda kaybetme korkusu oluşturuyor. Açıkçası bende bir kaybetme korkusu oluştu. Dedim ki Yakup galiba bu işi kıvıracak. Galiba bu işten iyi yerlere gelecek. Ben hayır dediğimde bir süre sonra kendimi çok iyi hissetmeyeceğim. Bunu en azından bir B plan olarak hayatımın bir köşesine koymam lazım diye düşündüm. Ve defalarca gönderdiğim Yakup'u 23 Kasım 2014 tarihinde telefon ederek ben çağırdım. Dedim ki Yakup bu işi ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama bu iş senin düşündüğünden bile büyük bir iş. Bunu hissediyorum. Şu kartı al, ne yapılması gerekiyorsa yap dedim ve benim başlangıcım böyle oldu. Baki abi, bu işteki büyüklüğü gördün. Diğer işlerde böyle büyüklük yok muydu? Mesela şey, network marketing sektöründen bahsediyoruz. Ne bileyim, yani bu işte gördüğün büyüklük neydi? Diğerlerinde olmayan şey neydi? Şimdi ben network marketing dünyasını tanımıyorum dedim ama Yakup geçmişinde bir dönem Forever Living'de yaklaşık 8 ay kadar tahminim bulundu. O dönemde bana yine ürün satmak için ya da işte üye yapmak için, bayi yapmak için o günkü koşullarda... Bu arada videoyu kaydediyoruz abi, yayınlayacağız daha sonra. Şirket ve ürün isimlerini kullanmamaya özen gösterelim. Teşekkürler. Tamam. Bana ürün satmaya çalıştı. Aldım ben yani çocuk biraz para kazansın diye düşündüm. Sonra bir de işte zayıflama falan ürünü olduğu için belki de birazcık da fayda görürüz diye düşündüm. Ben bir dönem kullanmıştım. Şimdi öyle aslında olumsuz bir tecrübem vardı. Yani bundan sonra yapacağım işin de yani Kayani'nin de benzer bir model olduğunu düşünerek aslında ilk seferde reddetmiştim. Çünkü ben Yakup'a ayıp olmasın diye evet demiştim. Ayıp olmasın diye ürünleri kullanmıştım. Dolayısıyla kimsenin benden ayıp olmasın diye ürün almasını istemezdim yaptığım işlerde. Dolayısıyla bu dünyaya bir olumsuz bakış açım vardı. Ancak Kayani ürünlerini incelediğimde bir kere ürünlerin çok az olması, yani yüzlerce ürün olmaması, çok kolay anlaşılabilir olması, öğrenilebilir olması, kolay da tüketilebilir olması, daha önce kullandığım ürünleri hatırlıyorum, onunla bunu karıştır, bununla bunu karıştır filan böyle karma karışık, ne olduğu belirsiz bir şeydi. Oysa Sunrise, yırt iç bitti 10 saniyede. Bunu çözebiliyordun, yanında taşıyabiliyordun. Ürün çok güçlüydü. İş modeline gelince, aslında iş modelinde incelediğimde anladığımı zannettiğim şey ya da gördüğüm şey şuydu. Bu bir takım çalışmasıydı. Tek başımıza yapacağımız bir iş modeli değildi. Ben şunu anladım açıkçası. İkili bir, o zaman üçlüydü tabii. Safir kariyerinde üç hat inşa etmeye başlıyorduk. Üç kişi, yani hepi topu üç kişi. Üç doğru insana temas edebildiğimde, onların ne yapması gerektiğini öğrenebildiklerinde bir şeyler olur diye düşündüm.
aslında çok iyi anladığımı da falan söyleyemem. Ama bir taraftan şunu düşündüm. Yani 1895 TL'ydi benim başladığımda. Yani o kadar çok yere 1895 TL attık ki o güne kadar. Yani kaybedecek bir şey yoktu. Ama kazanacak çok şey olabileceğini hissetmiştim ben. Kaybetme korkusu da oluşmuştu. Onun için evet dedim. İyi ki 24 Kasım 2014 tarihinde Bismillah dedim. Sonra ne olduğunu anlatayım mı? Evet abi. Nasıl başladık? Evet. Yavaş bir başlangıç mı oldu? Hızlı mı oldu? Hayal kırıklıkları yaşadın mı? Çok hızlı başladım. Ben 5 günde pearl oldum. Şöyle oldu. Çok hızlı başladım ama çok yanlış başladım tabii. Her zaman hız iyi değildir. Hiç kimseye bir şey anlatmadan çok yakın olduğum, çok samimi olduğum arkadaşlarıma kredi kartını ver dedim, kaydettim. Bana itiraz etmediler. Ne bu dediler? Ya dedim anlatırım sonra. İşte iyi bir şey var, iyi bir ürün var, para kazanacağız. Hızlı bir şekilde pearl oldum. Şimdi bana Yakup bir miktar anlattı. Abi dedi aşağıdan doğru çoğalıyor filan dedi. İşte ay sonu geldi. Yeni aya başladık. İşte back office'i yavaş yavaş kullanmaya başladım. Açıp hacim toplamlarına bakmayı öğrendim. İşte hacim toplamlarına bakıyorum bir şey göremiyorum. Ertesi gün bakıyorum bir şey göremiyorum. Sonra ben Yakup'u çağırdım. Dedim ki gel buraya. Dedim ki abicim dedim ya hani dedim bu çoğalıyordu filan. Dedi ki abi dedi ya o da benden korkar. Bir şey söylemeye çalıştığında ağzını kapattım ben onun. Bir şey söylemesine müsaade etmedim aslında. İşte avukatlığın vermiş olduğu maalesef ukalalıkla. Dedi ki abi dedi sen dedi bunları kaydettin de dedi. Yani bu adamlara ne anlattın dedi. Vallahi bir şey anlatmadım. Hani dedi sana dedi videoları izle demiştim dedi. Onları izledin mi? Bana videoları izle dediğinde o zaman biliyorsun bizim şey vardı. Bir sistemimiz vardı. Neydi adı? Dream Team. Evet. Dream Team vardı. Bak unutmuşum. O kadar aradan zaman geçmiş ki üzerinde çok sistem değişti. Dream Team'deki videoları izle dediğinde ben Yakup'a dedim ki senin bildiğin kadar benim unutmuşluğum var Yakup'cum. Video falan izlememe de gerek yok demiştim. Tabii süreç içerisinde eğitimin şart olduğunu böyle anladım. Tabii ben kimseye bir şey söylemedim. Doğru dürüst ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Dolayısıyla ertesi ay hiçbir şey olmadı. Sonra gittim ben evde videoları izlemeye başladım. Gizli gizli izlediğimi zannediyordum. Oysa bir mail sistemiyle videoların sonuçlarının hepsi Yakup'a da gidiyormuş. O da orada kıs gülüyormuş. Bizim adam çalışmaya başladı diye de seviniyordur tabii ki. Tabii videoları izlemeye başladığımda biraz daha oturmaya başladı. Anlamaya başladım. Dolayısıyla ikinci ay yavaş yavaş yine biraz daha doğru şekilde insanlara yaklaşmaya başladım. Biraz daha doğru insanları almaya başladım. Ve benim serüvenim safir olmam 5. ayımı buldu. 5. ayda safir olabildim ben. Şimdi içimizde ben biliyorum birçok arkadaşım var. Benden çok daha kısa sürelerde bu kariyere gelebildiler. Dışarıdan baktıklarında bazen şöyle dediklerini duyuyorum. Abi sen avukatsın, ağzında iyi laf yapar. Senin iyi de çevren vardır. Senin başarılı olman gayet doğal. Peki biz başarılı olabilir miyiz acaba diye tereddüt eden arkadaşlara sesleniyorum. Bu işin hiç avukatlıkla, çevreyle, efendime söyleyeyim, ağzının iyi laf yapmasıyla bir alakası yok. İşte karşınızda 18 yıl profesyonelce üst düzey avukatlık yapmış bir arkadaşınız olarak ben 5. ayımda safir olabildim. Kariyer yapmak doğru işler yapmakla alakalı. Kariyer yapmak sizden önden giden liderlerin ayak izlerine basabilmekle alakalı. Onların tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalanabilmekle alakalı. 5. ayım bu kadar. Peki 5. ayda ne oldu da ben bir anda safir oldum? Onu da izah etmek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi ben pearl olduktan sonra Yakup beni bir anda sahneye attı. Çünkü ürünlerle alakalı geniş bir altyapım vardı. Dedi ki abi sen dedi ürünleri anlat. Yine buradaki arkadaşlara sesleniyorum. Şu anda o kadar şanslıyız ki hepimiz çok şanslıyız. Aramızda çok büyük sağlık profesyonelleri var. Doktorlar var, doçentler var, profesörler var. Yavuz'um sen bilirsin o dönemde hani kim söylediydi bilmiyorum. Hastaneden
iğne vurulup gelene hastaneden geliyor diye, sağlıkçı bu diye sahneye atıyorduk o dönemde. Ben bu şekilde başladım ürünleri anlatmaya. Tabii dördüncü ayımda hala ürünleri anlatıyorum. Kariyerim Pearl, Ciro'm işte bazen Pearl, bazen Jade Ciro'su. Ve anlattıklarımdan ben utanıyordum artık. Yani bunları anlatıyorum da, yani ben kimim, ben ne yaptım? Gerçekten insanlara bunları anlatırken, gözlerine bakarken insanlardan utanmaya başlamıştım. Ve Yakup'a dedim ki, Yakup önüm Mart ayı, ben Mart ayında safir olmam lazım, safir olacağım dedim. Abi tamam işte benim istediğim de bu dedi. Ve şöyle bir şey yaptık. Ve o ay bir şey daha öğrendim. Listelerimizi gözden geçirdik. Kim olduklarına bakmaksızın önümüze gelene iş anlattık. O ay çok yoğun çalıştık. Evet mi derler, hayır mı derler, nasıl tepki gösterirler, ya bu adam yapabilir mi, yapamaz mı demeden o kadar çok iş anlattık ki insanlara. Sayılara oynamanın gücünü keşfettim orada. Yani evet ya da hayır demeleri önemli değil insanların. Eğer siz sayılara oynuyorsanız, rakamlara oynuyorsunuz, istatistiklerinizi çoğaltıyorsanız birileri illaki evet diyecek. Yanlış hatırlamıyorsam, net söylemek istersem şöyle düşünüyorum. 23 bin kusur puanla safir oldum ben. Beşinci ayımda. Çok güçlü bir safir oldum. Bu arada 25 bin puan Ruby arkadaşlar. Ancak şöyle bir güzellik var tabii ki. Yani toplam Ciro'dan para dediği için. Evet, Ruby'yi kaçırmış olabilirsiniz. Ancak çok güçlü bir safir ve çok iyi para kazanmış olan bir safir olmuşsundur muhtemelen Baki abi. Hemen hemen Ruby gelirine yakın bir gelirle safir oldum o ay. Tabii o ay iki şey öğrendim. Birincisi sayıların gücü. İkincisi hedefi eğer Ruby koysaydım Ruby olabileceğimi sonradan keşfettim. Hedefi safir koyduğum için safirle yetindim ve onunla mutlu oldum. Sonra bir şey daha gelişti. Bir şey daha öğrendim. Ziya'nın meşhur sözü var biliyorsunuz. Affedersiniz işte potosu kalkmış safir sendromu derdi o dönemde. Farkında olmadan öyle bir moda girdim. Çünkü bayağı bir ekip oluşmuştu. İşte ben de safirdim. Birileri o dönemlerde safirlik de çok önemli bir kariyerdi. Yani bugünkü gibi onlarca diamond'ın olmadığı bir dönemden bahsediyorum. Ekibe işte çalışın mantığı, artık siz çalışın, ben oldum, ben piştim, siz çalışın moduna girdim. Sonra 5 ay orada pati çektim. 10. ayıma geldiğimde, 9. ay, hiç unutmuyorum, Temmuz ayıydı. Bir kampa katıldım. Kapadokya'da kampa katıldım. Kamptan döndükten sonra kampta bir karar aldım. Yine burada altını çizerek söylemek istiyorum. Kampların gücünü anlatmak istiyorum. Kampta gördüklerimden sonra, sahnede gördüklerimden sonra kariyer yapma kararı aldım. Ben de bu sahnede olmalıyım. Bunlar yaptıysa ben de yapabilmeliyim dedim. Döndüğümde yine orada biraz şanstan da bahsetmek istiyorum. Şanslıydım. Çünkü o karar aldığım dönemde avukatlık mesleği icra ediyorum ya, adli tatile denk geliyordu Ağustos ayı. Yani full time çalışabileceğim bir dönemdi. Tabii şunu da yapabilirdim. Bir sene çalıştım, yoruldum, adli tatil geldi, tatil yapmam lazım diyebilirdim. Ama ben o dönemi çalışarak geçirmeyi kendime geçirmeye karar verdim. Ağustos ayında öyle bir çalıştık ki Ulaş Recep İna, şu anda bir Diamond arkadaşımız, 4 ay önce katılmıştı ve hiçbir kariyeri yoktu Ulaş'ın. Yani kampa onu zorla götürdüm. Bakın, zorla götürdüm. Kampla alakalı zorlamanızı öneriyorum insanları. Lütfen zorlayın. Zorla kelimesinin altını çizmek isterim burada. Evet. Kampa gidelim dediğimde abi orası çok uzak, yani hani ben gelemem dedi. Dedim abi, dedim ben daha önce bir kampa gittim, çok faydalı, işte gidelim, şudur budur. Sonra dedi ki abi, dedi hanımla konuştum dedi, işte hanım dedi işte biraz dedi mırın kırın etti filan.
Dedi abi gitmemiz lazım dedim. Yani ben dedim seni arabaya bindireceğim kardeşim. Götüreceğim, getireceğim dedim. Yani beraber gideceğiz, sohbet edeceğiz yollarda. Israr ettim. Bu bir sorumluluktur arkadaşlar. Altını çizeyim. Baki abi de üstünü işleyecektir bunu. Kaydetmiş olduğumuz insanlara karşı olan bir sorumluluğumuzdur bu. Çünkü insanlar göremez. Ne olduğunu göremez. Kampın ne olduğunu bilemez. Aynen. Çünkü ben bir deneyimim vardı. Yakup da beni sürükleyerek götürmüştü bir kampa. O kadar çok ısrar etmişti ki en sonunda ya yeme içme var mı demiştim. Abi 5 yıldızlı otel her şey dahil dediğinde tamam tamam dedim. Yani en azından yer içer biraz dedim. Kafamızı dinleriz mantığıyla gitmiştim. Orada gördüklerim beni çok etkilemişti. Ve dolayısıyla Ulaş'ın da bu bir kamp görmesi gerektiğini, kafasında bazı şeylerin netleşmesi için o kampa gitmesi gerektiğini, bir karar alması için onu götürmem gerektiğini biliyordum. Kampa götürdüm, kamptan döndük. İşte Temmuz'un sonu, Ağustos'un başındayız. Ulaş dedi ki, aynı benim safir olduğum ay Yakup'a dediğim gibi, Ulaş bana dedi ki, abi dedi, ben dedi çalışacağım ve kariyer yapacağım. Lütfen dedi, bana yardımcı olur musun? Dedim ki, Ulaş'cığım dedim, çok şanslısın. Ben de bu ay dedim, adli tatil var. Beraber dedim o zaman planımızı yapalım, yola çıkalım. Ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz o ay? İki kişi karar alınca neler değişebileceğini gördüm. İki kişi arkadaşlar sadece, iki inanmış kişi ile neler olabileceğini gördüm. Efendim? Abi sesin geldi. Sadece iki kişi. Evet, sadece iki kişi diyeceksiniz ki hani bir sürü insan vardı ekibinizde hani ne oldu? Arkadaşlar herkes sadece birileri bir bakayımcı, birileri olup biteni takip ediyor. Ne zaman kaydolduğunuz, ne zaman iş ortağı olduğunuz kayanede hiç önem arz etmiyor. Ne zaman karar aldığınızla alakalı. İki kişi karar aldı. Ulaş'ın hiçbir kariyeri yoktu. O ay önce Jade oldu ay içerisinde, arkasından Pearl, arkasından Safir, arkasından ayı Ruby bitirdi. Aynı ayda 4 kariyer birlikte aldı. 4 aydan beri hiçbir şey yapamayan birisi kamptan döndükten sonra aynı ay içerisinde 4 kariyer birden aldı. Alttan onun hattından 25 bin puan geldiğinde benim de öbür tarafta işte mırın kırneden 3-5 bin 10 bin neyse bir miktar puanım vardı. O hacmim vardı. Onun üzerine inşa ettim ve ben de o ay arkadaşlar bir önceki ay Safir'ken bir sonraki ay Emerald kariyeriyle kapattım. Tabii o ay enteresan bir şey oldu. Yavuz Bey biraz önce burada bir moment. Bu söyleyeceğini unutmazsın değil mi Baki abi? Burada bir enteresan abi. Bir şey oldu dedin. Tamam, çok güzel. Ulaş'la almış olduğunuz karar neydi? Onu biraz somutlaştırır mısın? Yani karar aldım tamam yapacağım mı? Yoksa evet kağıt üzerinde bir planlama yaptınız mı? Yaptıysanız bu plan nasıl bir plandı? Bunu biraz açabilir misin? Nasıl bir çalışma temposu içindeydiniz? Bir gününüz nasıl geçiyordu mesela? Bir haftanız nasıl geçti mesela? Yani haftalar nasıl geçti? Artı şunu sormak istiyorum. Birçok insan benzer kararlar alıyor, başlıyor. Birkaç gün sonra, belki bir hafta, 10 gün sonra hayatın meşguliyetlerinden bir tanesi devreye giriyor. Örneğin ailesinde bir hastalık oluyor, eşiyle tartışıyor, bir ayrılık oluyor. Ne bileyim bir ailesinin yakınlarında bir Allah gecinden versin ölüm oluyor ve bir anda alınmış olan bu karar, yapılmış olan bu plan bir anda çöp olabiliyor. Ya sizin hayatınızda abi hiç mi böyle bir şey olmadı? Yani ya da oldu da nasıl aştınız? Biraz bunun bu resmi boyar mısın bize senden rica etsem? Rengarenk yaparım, boyarım. Çünkü hakikaten bugünkü gibi hissediyorum. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Düşündüğümde gerçekten tüylerim diken diken de oluyor. Açıkça söylemek gerekirse dostlar, dostça söylemek gerekirse, dürüstçe söylemek gerekirse kağıt üstünde bir planım falan yoktu. Çünkü hala birilerini dinlememeye devam ediyordum. İşte plan yapmak gerektiğini, nereye gideceği belli olmayan geminin bir yere gitmeyeceğini söylüyordu insanlar, arkadaşlarımız, liderlerimiz. Ama ben o planlara da maalesef uymadım. Gerçekten planlı programlı çalışsaydık belki çok daha iyileri de olabilecekti. Ama bir şey yaptık farkında olmadan. Yaptığımız şey şuydu. Nefes almadan çalıştık bir ay boyunca.
Yani hiçbir şeyi düşünmeden, sonucunu düşünmeden sadece çalıştık. Şöyle yaptık, saat sabah başlıyorduk sunumlara. Bir önceki günden görüşmeleri ayarlıyorduk. Sunumlara başlıyorduk. Yaz ayıydı, Denizli'de, Çamlık'ta Beyaz Kafe diye bir yerde. Üstü açık, havadar bir yer. Gündüzleri ört altını geçiyorduk. Akşamları işte örtüden kurtuluyorduk filan. Sürekli sunum yapıyorduk. O kadar çok sunum yapıyordu ki. Bir ay boyunca gece 12, 1, 2, 3 ne zaman biterse sunum esnasında bazen panik yapıyorduk. İnsan azaldı diye. Hemen işte birilerini arattırıyorduk. Sürekli insan birilerine getirtiyorduk. O kadar çok sunum yaptık ki bunu kariyer yapan arkadaşlarımızın birçoğu söyleyeceklerdir. Akşam eve geldiğimde gerçekten dilim şişiyordu. Gerçekten artık böyle konuşamaz hale geliyordum. Ama çok istiyordum. Yani ben o ay kariyer yapmalıydım. Ve Ulaş'a da bir söz vermiştim. Ona kariyer yaptırmalıydım. Benim hedefim açıkçası o ay Ruby'di. Ulaş'a da Safir yapabilir miyim diye düşünüyordum. Ulaş Ruby oldu. Ben otomatik olarak Emerald kariyerine geldim. Siz Yavuz Bey Diamond sürecinde beni aradığınızı, tanıştığınızı söylemiştiniz ama Emerald kariyerindeydi o. O kadar iyi hatırlıyorum ki sizi online dünyadan tanıyordum. Eğitimlerinize katılmıştım ben sizin. Eğitimlerinizi gerçekten o dönem izlemiştim, takip etmiştim ve sizden çok şey öğrenmiştim. Benim için çok değerliydiniz. Bir gün beni aradınız, hiç unutmuyorum, tarih vererek söyleyeceğim. 23'üydü ayın. 18 bin puandaydım ben. 18 bin hacimdeydim. Telefon ettiniz. Dediniz ki Baki Bey merhaba, ben Yavuz Bağcı. O dedim, Yavuz Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ya Baki'cim hayırlı olsun Emerald'ın dediniz bana. Dedim ki abi dedim, Baki ben dedim, yanlış aradın galiba. Yani başka birisini arayacaktın, beni aradın. Yok yok dedi, ya Baki'cim dedi, seni tanıyorum, seni aradım dedi. Bilerek aradım. Abi o zaman dedim, hani hayırlı olsun Ruby demek istedin. Ağzın sürçtü galiba, dilin sürçtü dedim. Teşekkür ederim. Yok yok dedi, hayır dediniz yani. Emerald kariyeriniz hayırlı olsun dediniz. Hiçbir şey anlamadım. Telefonu kapattıktan sonra sen buradasın söyleyeyim. Yani açıkça yüzüne söyleyeyim. Dedim adam kafayı yemiş. Yani ayın 23'ü 18 bin puandayım. Ruby olabilirsem 4 tane taklatacağım. Bana Emerald'ın hayırlı olsun diyor. Tabii o dinamikleri bilmiyordum o zaman. Emerald kariyeri 50 bin puan arkadaşlar bu arada. Puan. Ve ayın bitmesine 7 gün kalmış. Yukarıdan aşağı gördüğünüzü, işte analiz ettiğinizi, o dinamikleri tabii o dönem ben bilmiyordum. Ben telefonu kapattım, işime baktım, çalışmaya devam ettim. Şimdi bir anda öyle bir şey gelişti ki biz hiç hangi kariyere geldiğimizi falan bilmiyoruz aslında. Sadece o kadar çok insanı çağırdık ki ya ayıp olmasın gelmişler anlatalım, gelmişler anlatalım falan. Arkadaşlar ben 4000 puanla Emerald bitirdim o ay. Bir önceki ayki puanım 10.000. 10.000 yani 10.000 puandım. Bir sonraki ay 54.000. Yani 5'e katlanabildiğini gördüm eğer isterseniz. Aynı ayda birisinin 4 kariyer birden alabildiğini gördüm. Hakikaten o ay çok güzeldi, çok keyifliydi, çok heyecanlıydı. Emerald kariyerinde de çok değerli bir kariyerdi. Tabii Emerald kariyerinde ayıp olmasın, açıkça buradaki nasıl olsa biz bizeyiz. 15 bin TL civarı bir gelir aldım o ay. 15 bin TL civarı gelir, 2015 yılından bahsediyorum. Türkiye koşullarında hatırı sayılır bir para. Ben 18 yıllık meslek hayatımda, hayatım olmasına rağmen 15 bin TL çok ciddi bir rakam. Çünkü 15 bin TL'ye belki ben 4 tane, 5 tane orta düzey bir dava alıyorum. Bir yıl boyunca da arkasından koşuyorum. O bir yıl boyunca o insanların nazını çekiyorsunuz, kaprisini çekiyorsunuz. Para verdikleri için gece sizi belki 10'da, 11'de, 12'de arama cesaretini ve cüretinde olabiliyorlar. Kendi açılarından haklıdırlar.
Ve Kayani'de gördüğüm bu para beni hakikaten biraz etkiledi. Şimdi burada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Baki abi şimdi bakın. Arkadaşlar az önceki şey konumuz. Abi Yani çok affedersin. Ben bir bardak su alabilir miyim? tabii ki, tabii ki, tabii ki. Çok heyecanlandım çünkü. Canım benim. Güzel abicim. Şimdi arkadaşlar bir doktora gittiğinizde diyelim ki bir sağlık sorununuz var. Doktora gittiğinizde doktor sizden ilk istediği şey nedir? Tahliller, değil mi? Kan tahlilleri, idrar tahlilleri vesaire vesaire bunları ister sizden. Bir bakışta anlayamaz. Önce tahlillere bakacak. Şimdi Baki abiyle bizim o günkü şey yani o görüşmemizde benim Emerald kariyerin hayırlı olsun dememin arkasında Baki abi gaza getirmek gibi bir niyet tabii ki yok. Bizler belli bir tecrübe yaşamışız, sayıların tecrübesini yaşamışız ve o sayılara göre ben bir şeye varıyorum, bir sonuca varıyorum o sırada kafamda çünkü yaşamışız bunları. Bunu şunun için söyledim. Bizlere, liderlerinize, sponsorlarınıza eğer hedeflerinizi verirseniz, sayılarınızı verirseniz, Yavuz Bey ben bu ay şunu başarmak istiyorum, Baki Bey ben bu ay şunu başarmak istiyorum, bunun için şu tempoda çalışacağım, bu tempo beni nereye götürür ya da bu hedefime götürür mü götürmez mi? Bunu eğer bizimle sürekli olarak danışırsanız eğer ne yapıyor olduğunuzdan çok daha emin bir şekilde ilerlersiniz. Bizler sizlerin huzurunuzda şey gibiyiz yani tabiri caizse doktor gibiyiz yani hani dedim ya tahlillere bakar. Sizin de sahada kendinizi hedeflediğiniz o sayılar bizim için şeyler tahlil gibi. Tahlillere bakacağız sonuçta. Efendim part time mi yapacağım? Ben işte bu ay 30 kişiye sunumu göstereceğim Yavuz Bey. Buna 3 ay devam edeceğim. Ondan sonra bundan sonra bu nasıl bir dalga hareketi yaratır? Mesela bununla ilgili bana nasıl bir senaryo çıkartırsınız? Bazı arkadaşlarımız çok tempolu çalıştıklarını zannediyorlar. Ondan sonra bize geliyorlar. Diyorlar ki ya Yavuz Bey olmuyor etmiyor diyebiliyorlar. İlk sorduğum şey şu. Ne zaman başladın? Toplam sunum sayısı kaç? Son 3 ay içerisinde kaç tane sunum gösterdin? Kaç kişiye sunum gösterildi ekibinde? Son 1 ay içerisinde ve son atıyorum son 1 hafta içerisinde kaç kişiye sunum gösterdin? Sayıları söylüyor. Son işte işe ne zaman başlamış? 6 ay önce başlamış. Toplamda gösterdiği sunum sayısı 20. Efendim son 3 ayda gösterdiği sunum sayısı 15. Atıyorum son 1 ayda gösterdiği sunum sayısı 5. O kendini tempoda zannediyor. Lütfen şeylerinizi, sayılarınızı, hedef sayılarınızı bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bizlere bu konuyla ilgili bizim rehberliğimize güvenin. Yani biz Baki Bey'e, o sırada Baki abiye ben Emerald kariyerin hayırlı olsun dediysem elimdeki verilere göre konuştum. Nereye doğru gittiğini gördüğüm için konuştum. O yüzden dolayı bizlerden her zaman bu danışmanlığı, bu rehberliği alın. Bedava rehberliktir bu. Nereye gittiğinizi çok iyi görebilirsiniz. Kusura bakma abicim biraz uzattım. Buyurun devam edin. Estağfurullah abi çok keyifli. Yani soru cevapla da gidebiliriz abicim. Yani bana bırakırsan ben sabaha kadar konuşurum. Çünkü anılarımı tazeledin. Hakikaten ben hakikaten heyecanlandım. Hakikaten duygulandım yani bu arada. Soru cevap gidelim isterseniz. Devam. Emerald kariyerine geldik. Ne Ondan oldu, ne sonra öğrendim? evet yani şunu dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Yani her aşamada bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Önce Jade Pearl, daha sonra açtın, Safir yaptın. Safir de sorunla karşılaştı. Daha sonra ne yaptı? Emerald'a geldi. Bak sorunu çözdü, Emerald'a geldi. Sorunlar bitti mi zannediyorsunuz? Hayır, hiçbir zaman. Hiçbir zaman bitmeyecek. Bizim işimiz budur. Sorunu çöz, devam et. Sorunu çöz, devam et. Böyle böyle hedefinize kadar ulaşırsınız. Her neyse hedefiniz. Double Black Diamond mı? Sorun çöze çöze ulaşacaksınız. Evet, Emirates kariyerine geldiğimde bir sorunla daha karşılaştım. İyi bir para kazanmıştım. Hakikaten şımarmıştım. Ama yine orada güzel bir şey daha gelişti. Neydi? Emre Topçu, Amerika'ya gidelim abi. Amerika'da, pardon, önce şeyde, Roma'da, İtalya'da. İtalya'da bir toplantı var demişti. Düşündüm. Dedim ki adam çok ısrar ediyor. Şimdi Emre Topçu'yla o dönemde de bir bağımız oluştu. Denizli'ye sık sık gelip gidiyordu. Gerçekten bakışlarıyla, konuşmasıyla bize olan inancını aktarıyordu. Sadece o inanç, o güven sebebiyle tamam abi gidelim dedim ben Emre Topçu'ya. Buradan bir mesaj daha çıkıyor arkadaşlar. İnsanlara gerçekten güvenirseniz, gerçekten inanırsanız,
ve inandığınızı, güvendiğinizi onlara da gösterebilirseniz aranızda bir bağ oluşuyor. O bağ en zor zamanda ayakta kalmanızı, hayatta kalmanızı ve birlikte yürümeye devam etmenizi sağlıyor. Emre Topçu bunu söylediğinde evet dedim. İtalya'da, Roma'da çok güzel Avrupa Konvansiyonu'na katıldım. Orada sahneye çıktım. Yani Emerald kariyeri işte gerçi sahnenin bir ucundan çıktık, öbür ucundan indik filan ama yine de 5000 kişinin önünde elimizde Türk bayrağıyla orada yürüyebilmiş olmanın verdiği gurur beni biraz daha motive etti. Sonra ilk kez Kirk Hansen'la orada karşılaştım. Onun gözlerindeki samimiyet, inanç beni hakikaten etkiledi. Orada Abbas Kütap'la tanıştım. Abbas Kütap'la çünkü ona o dönem bir hayranlığım vardı. Sürekli izlediğim, insanların da Abbas Baki Kütap dedikleri bir dönemdi bana. Ürünleri anlattığım için. Şimdi bilim insanlarıyla tanıştım. Yani bunlar gerçekten bilim insanı. İşte kitabını okuduğun, videosunu gördüğün, izlediğin insanla göz göze gelince bir başka inanç geliştiriyorsunuz. Sahnede çok enteresan insanlar gördüm. Farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan. Benden çok küçükleri gördüm. Benden yaşlı insanları gördüm. Bu insanların çok ciddi kariyerlere geldiğini gördüm. Ve bu beni de biraz daha etkiledi. Buradan çıkan sonuç şu arkadaşlar. Bu tür organizasyonlar vizyonunuza vizyon kattığınız, inancınıza inanç kattığınız, kendinizi yenilediğiniz, yeni bir karar aldığınız organizasyonlar. Geçmişe dönüp baktığımda neyi doğru yaptım diye düşündüğümde hakikaten en doğru yaptığım şey şuydu. Bilmeyerek yaptım belki. Bilinçli olmadan yaptım belki. Bütün organizasyonlara katıldım ben. Nerede ne var dedilerse inandım, iman ettim, arkalarından gittim. Gittim. Şimdi orada bir şey daha gelişti. Lider arkadaşlarla beraber bir 3-4 gün geçirmenin, onlarla tanışmanın, o bağları kuvvetlendirmenin gücünü de kullandım. Döndüm. Yine inanç gelişti ama işte o kariyerin getirmiş olduğu, işte o parayı kazanmış olduğun, olmanın getirmiş olduğu bir tembellik de oluşmadı değil açıkçası. Oluştu tembellik. Biraz durulduk, biraz yavaşladık. İşte ama şu kesindi. Artık ben bu ailenin bir parçasıydım. Her ne olursa olsun artık buradan gidemezdim, vazgeçemezdim. Arkasından çok kısa bir süre sonra bir Amerika gezisi daha çıktı. İyi ki gitmişim. Orlando'da, Amerika'da yine bir toplantıya Avrupa Amerika Konvansiyonu'na katıldım. Oradan geldikten sonra, hatta gelmeden önce Yakup'a ilk seyahatte uçakta şöyle demiştim, iyi hatırlıyorum. Dedim ki Yakup sana çok teşekkür ederim. İyi ki beni zorlamışsın başta. Çünkü ben Yakup'a çok eziyet ettim. Hakikaten çok eziyet ettim. Yani anası babası yapmamıştır o eziyeti. Kimseden görmemiştir. İyi ki dedim bana katlandın. İyi ki beni tanıştırdın bu işle. İyi ki dedim beni bir süre dedim sırtında taşıdın. Katlandın. İnsanlardan hemen vazgeçmemeliyiz arkadaşlar. Aynen. Çok önemli. Eğer dedim sen bana katlanmamış olsaydın, şu anda sen Amerika'dan uçakla dönerken kuvvetle muhtemel ben evde çizgili pijamayla maç izliyordum dedim. Hayatım değişti benim yani bu anlamda dedim. Yani arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Yani 18 yıllık meslek kariyeri olan bir avukat yani ne olmuş da ya İtalya'ya gitmiş bir de Amerika'ya gitmiş. Yani ne değişmiş hayatınızda diyebilirsiniz. Arkadaşlar çok kolay değil. 18 yıl meslek kariyeri boyunca işte hep anlatılıyor eğitimlerde. Gerçek onlar yani. Gençtik bir zamanlar. Bol bol zamanımız vardı. Ben 4 sene üniversite sınavlarına hazırlandım. 4. girişimde İstanbul Hukuku kazandım. Aylarca, yıllarca parklarda, bahçelerde çay, kahve, sohbet ettik. O kadar çok zamanımız vardı ki parktan başka bir yere gidemiyorduk çünkü paramız yoktu. Meslek hayatına atıldık.
Çoluğa çocuğa karıştık, sorumluluklarımız oldu. Artık para kazanmak zorundaydık. Yoğun tempoda çalışmak zorundaydık. Evet, para kazanmaya başladık, biraz paramız vardı. Ama gerçekten artık zamanımız yoktu. Şurada Antalya'da 3-4 gün tatil yapabildiğimiz için de seviniyorduk. Ben etrafımdaki insanlara bakıyorum. Gördüğüm tablo şu. İnsanlar kredi kartlarıyla işte otel organizasyonları, rezervasyonları yaptırıyorlar. 8'e, 10'a, 12'ye böldürüyorlar. Ertesi yıl tatil zamanı geldiğinde hala bir önceki tatilin borçlarını ödemekle meşguller. Bunun adına da tatil diyoruz. Kendimizi kandırdık. Orada gördüğüm tablo şuydu. Başka bir ülkeye gittim. Ya ofisim ne oldu gibi bir endişem de yoktu. Hakikaten yavaş yavaş umurumda olmamaya başlamıştı ofis. Sevdiğimiz insanlarla beraberdik. Rastgele bir tatil ya da rastgele bir gezi değildi. Döndükten sonra ben, hatta dönmeden önce uçakta karar almıştım. Mesleği bırakma kararı aldım. Dedim ki Amerikalı yapıyorsa, Japon yapıyorsa, İtalyan yapıyorsa, Fransız yapıyorsa Türk alasını yapar. Biz çok daha iyilerini yapabiliriz. Döndüm, yaklaşık 3 ay etrafımdaki insanlara şunu söyledim. Avukatlığı bırakıyorum, avukatlığı bırakıyorum, avukatlığı bırakıyorum. Bu cesareti alabilmek, edinebilmek. Yani şunu biliyorum ben, insan tükürdüğünü yalayamaz. Bir de benim gibi biraz gururluysanız yalamak çok zor oluyor. Bilerek tükürdüm. Tabiri caizse çok affedersiniz. Yani bilerek geminin ucundan tutuşturdum. Bu gemi yanarsa dönüşü olmayan bir yola girerim diye düşündüm. Bilerek, isteyerek 3-4 ay bunu telaffuz ettim. Kasım, özür dilerim, 1 Ocak 2016 yılında, 1 Ocak 2016'da yanımda çalışan avukat arkadaşıma konuyu açtım. Dedim ki ben avukatlığı bırakıyorum, büro senin olsun. Buradaki bütün mobilyalar senin olsun. Bütün müvekkiller senin olsun. Senden bir tek şey istiyorum. Hatta ofis kendimin kirada istemiyorum. Bir tek şey istiyorum. Beni bu duruşma yükünden kurtar dedim. Ben bundan sonra duruşmaya, muruşmaya falan gitmek istemiyorum. Benim başka hayallerim var. Benim başka hedeflerim var dedim. 2016 Ocak ayından beri de bu güzel ailenin içerisindeyim. İyi ki buradayım. Bazen soruyorlar, geçen gün yani senin toplantılarda sorduğun sorulardan bir tanesidir bu. Neyden vazgeçtin? 18 yıllık mesleğimden vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü hayalimdi benim bu, hedefimdi. Ama Kayani'yi gördükten sonra gerçek hayalimin bu olduğunu anladım. Benim için yeni bir hayaldi. Geçen gün yine birisi sordu. Dedi, hatta evet kendisi burada galiba. Abi dedi, yani hiç pişmanlık duydun mu mesleği bıraktığın için? Evet duydum dedim. 18 yılıma yandım. Keşke dedim 18 yıl önce Kayani olsaydı da hayata Kayani ile başlasaydım. Duyduğum tek pişmanlık bu. Yani soru varsa soru cevap gidelim biraz abi. Arada beni dinlendirirsen. Şimdi Emerald kariyerinde miyiz? Diamond'a geldik mi Baki abi? Evet. O zaman onu ilave edeyim. Şimdi nasıl oldu da Diamond olduğunu belki diyeceksin. Döndükten sonra tabii lütfen dikkat. Mesleğimi ben Emerald kariyerindeyken bıraktım. Yani hiç kimseye efendime söyleyeyim işinizi gücünü bırak gel kardeşim demek çok doğru değil. Onun sürecini bilmiyoruz. Yani herkesin anlama, algılama, yani tekamül süreci aynı değil. Dolayısıyla hayatını idame ettirecek bir gelir düzeyine geldikten sonra bir şeylerden vazgeçmek çok daha kolay. 10-15 bin bandı benim için ihtiyaçlarımı, askeri ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim bir limitti. Ve o cesaretle de aynı zamanda mesleğimi bıraktım. Tabii mesleği bıraktıktan sonra Emerald kariyerinde tam 10 ay pati çektim. 10 ay.
Ağustos ayıydı yine. Yine bir Ağustos ayıydı bir sonraki sene. Tabii Ağustos ayının şöyle bir özelliği yok artık. Artık avukat olmadığıma göre adli tatilin bir önlemi yok. Ağustos ayında kendi özel hayatımda şu anda söyleyemeyeceğim özel bir şey yaşadım. O özel şeyi yaşadıktan sonra hatta o ay sanırım bir Prag gezisi vardı abi. Avrupa organizasyonu vardı. Oraya gitmek için bütün hazırlıkları yapmıştık. Özel hayatımda o yaşadığım şeyden sonra Yakup'u ben kenara çektim. Dedim ki siz gidin dedim. Ben Yakup gelmiyorum. Abi neden dedi. Ben dedim bu ay Diamond olmam lazım. Çünkü şunu gördüm. Hayatta ayakta kalabilmek için güçlü olmak zorundasınız. O yaşadığım, özelinde yaşadığım şey bana bir karar daha aldırdı. İyi ki yaşamışım onu. Buradan bir sonuç daha açıklamak istiyorum arkadaşlar. Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir. Lütfen başınıza gelen olumsuz şeylere çok fazla üzülmeyin. O yaşadığınız olumsuz şey öyle bir şey öğretecektir ki belki size. Öyle bir karar aldıracaktır ki belki size. Ömrünüzün sonuna kadar öyle bir olumsuzluk bir daha asla yaşamayacaksınız belki. O yaşadığım hadise bana bir karar daha aldırdı. Prag'dan da vazgeçtim gitmekten de. Çünkü o ay Diamond olmak istiyordum. Bir şey daha öğrendim. O yaşadığım şey bana bir şey öğretti. Aslında ben nedenlerimin çok farkında değildim. Nedenimi keşfetmemi sağladı. Eğer gerçekten sıradan bir cümle değil bu arkadaşlar. Gerçekten nedeniniz güçlüyse nasılın hiçbir önemi kalmıyor. Hiçbir önemi kalmıyor. Bir yolunu buluyorsunuz ve o ay aldığım o karar sayesinde bilerek, isteyerek, planlayarak o ay ben Diamond oldum. 2016 Eylül. Şimdi orada yine bir şey daha yaşadım. Yavuz Bey'in beni aradığı gibi yine enteresan bir şey. Biraz da gülelim, çok da ciddi konuşmayalım. Çok ciddi gidersek biraz sonra beni kaybedebilirsiniz. Arada bir böyle arada bir reklam alalım. Şimdi saat 5. Çok iyi hatırlıyorum saati ve rakamları. Saat 5, 82 bin puandayım. Malum 100 bin puanla Diamond oluyorsunuz. Ayın son günü saat 17 arkadaşlar. Aynen. Ayın son günü saat 5. Saat 12'de hesap kapanıyor. 7-8 saat işte kalmış ne kalmışsa. 18 bin puan var. Yakup bir şey yaptı. Beni Diamond oldu diye sosyal medyada yayınladı. Arayana. İşte Yavuz Bağcısı'ndan Ziya Şakir Yılmaz'ına, Emre Topçusu'ndan işte kimine kadar herkes tebrik etmek için aradı. O zamanlar Diamond da kıymetli tabii. Yani topu Türkiye'de 30 tane Diamond vardı. O aya kadar 30 tane Diamond vardı. Yakup'u öldürebilirdim sinirden. Dedim abi sen ne yapıyorsun? Yani beni bütün Türkiye'ye rezil ettin. Yani ben bunu nasıl açıklayacağım? Yani ben bu pisliği nasıl temizleyeceğim? Beni arayanlara da ben Diamond olmadım abi filan. Yakup'un bir oyunu da diyemiyorum. Teşekkür ediyorum filan ama içim yanıyor. Akşam oldu. Cuma günlerden hiç unutmuyoruz. Otelde Denizli'de otel toplantımız var. Seminerimiz var. Ben de sahnede yine ürün anlatıyorum. Abi saat 9'da sahneye çıkarken puanı bakarak çıktım, hacme bakarak çıktım. 86 bin puandayım. Saat 9, 10, 11, 12, 3 saat var. Hiçbir şey yapamam, müdahale edemem. Sahnedeyim. Sahnede ürünleri ben mi anlattım, ürünler mi beni anlattı onu da bilmiyorum. Sahneden indim,
Tabii orada herkes de tebrik ediyor, kucaklıyor, öpüyor, işte alkışlıyor filan böyle. Onlara da diyemiyorum ya, ben olmadım da diyemiyorum. Neyse arkadaşlar, saat 1'de puanlar güncellendiğinde 112 bin puandı arkadaşlar. 112 bin puan. Bakın saat 5 82 bin, saat 12'den sonra 112 bin. Ve kişisel olarak çaba anlamında pek de bir şey yok o sırada. Hiçbir olabilme şey yok. Şansı yok çünkü. Hiçbir şey yok yani. O saatten sonra bir şey yapacak durumda değilim. Orada bir şey daha keşfettim. Sanırım Üstad şeyin kitabında okumuştum. Hakan Dalkılıç'ın. Orada şöyle diyordu. Network marketing sektöründe başlarda para almadığınız, para kazanmadığınız işler ve eylemler yaparsınız belki. Ama öyle bir zaman gelir ki hiçbir şey yapmadan para kazanmaya başlarsınız. Bu sizin başta koyduğunuz emeğin, alın terinin sonradan meyve vermesidir bence. Önceden koyduğunuz. Çünkü hani Çanakkale hikayesinde birçok arkadaşım var, bilirler. Bedeli Çanakkale'de ödenmiştir diye bir hikaye vardır. Eğer bugün Diamond olduysanız, bugün Blue Diamond olduysanız, bugün Emerald, Ruby bir şey olduysanız bedeli bir gün ödenmişti çünkü onun. Bedel ödemeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ama ödediğiniz bedel, siz bu yolda yürümeye devam ederseniz eninde sonunda meyvesini verecektir diye düşünüyorum. Var mı abi başka soru? O hikayeyi arkadaşlar Google'da vardır mutlaka. Bedeli Çanakkale'de ödenmiştir diye Google'a yazarsanız karşınıza evet. O hikaye, full hikaye çıkar. Şimdi burada anlatırsak biz yani benim darmadağın olacağım kesin. Evet, yani. Evet doğru. Evet. Baki abi yine de şeyi sorayım. Abi bırakmayı düşündüğün bir an oldu mu? Böyle kendini en kötü hissettiğin, en böyle berbat hissettiğin an bizimle paylaşmak ister misin? Tabii. Galiba olmayacak dediğin an oldu mu? Bırakmayı düşündüğün an veya anlar oldu mu? İki yönlü anlatacağım. Safir olduğum dönem arkadaşlarım olmayacak şeyine kapıldılar, duygusuna kapıldılar. Ve bir grup toplantısı yapıyorduk. Tam 32 kişilik organizasyona ulaşmıştım toplamda. Grup toplantısında kaç kişi vardı? Sanırım 20'nin üzerindeydik. 25 civarıydık. 25 civarıydık. Çünkü eskiden şöyleydi arkadaşlar. Organizasyonlar genellikle bulunduğunuz çevrede kuruluyordu. Yani online dinamikler olmadığı için genellikle işte herkes birbirini tanıyan insanlarla bulunduğunuz çevrede genişliyordu, kuruluyordu organizasyonlar. Dolayısıyla bunların hemen hemen tamamı Denizli'de olduğu için de bir arada grup toplantısı yapabiliyorduk. Ve ben şöyle söylemiştim onu, hiç unutmuyorum. Abi işte olmayacak galiba, işte biz kendimizi de yormayalım, seni de üzmeyelim, bu işten vazgeçelim dediklerinde hiç unutmuyorum bugünkü gibi. Tahtanın önünde aynen şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar, ben bir kişi başladım. Burada benle aynı takımda olan arkadaşlar elini kaldırabilir mi dediğimde herkes elini kaldırmıştı. Dedim ki abi o zaman siz nereden geldiniz bu iş olmuyorsa? Ben tek başıma başladım bu işe. Bakın demek ki oluyor. Ama şunu söyleyeyim size dedim. Açıkça şunu söylemekte yarar var dedim. Kimseye zorlamıyorum. Kimseye baskı yapmıyorum. Bugün istiyorsanız bugün hepiniz bırakıp istifa edip gidebilirsiniz. Bu sizin özgür düşünceniz. Kimseye zorlayamam bu konuda. Ama şunu unutmayın. Yarın sabah Bismillah deyip tekrar sıfırdan başlamaya hazırım ve razıyım dedim. Hiç kimse ayrılmadı. Çünkü neden? Arkadaşlar, inanç bulaşıcıdır. Siz gerçekten inanıyorsanız, mış gibi yapmıyorsanız ve kimseye ihtiyacınız olmadığını, tek başınıza bu yolda yürümeye kararlı olduğunuzu gösterebiliyorsanız, inanç, o inancınız başkalarında bulaşıyor. Bu yaşadığım enteresan bir deneyimimdi. Bir de zaman zaman ben de insan olarak ya
Çok iyi niyetliyim galiba. Yapamayacak mıyım acaba? Bu kadar zorlamasam mı? Çünkü benim bir mesleki kariyerim var. Bir işim var. Yani muhtaç da değilim. Yani aslına bakarsanız o günkü koşullarda. Ya bıraksam mı acaba dediğim zamanlar oldu açıkçası. Yani dostça söylemek gerekirse. Ama eve geldim. Çok affedersiniz, çok kötü bir alışkanlığım var. İnşallah bir an önce ondan da kurtulurum. Eve geldim, hep şunu yaptım. Işıkları söndürdüm, sigarayı yaktım. Düşündüm. Dedim ki, organizasyondaki insanları düşündüm. Dedim ki, ya benim organizasyonumda Yavuz var. Ben Yavuz'a bir söz verdim. Benim organizasyonumda bir Orhan var. Ben Orhan'a Ceyt olman lazım, Ceyt olacağız abi dedim. Doğukan'a abi Safir'i bitirmemiz lazım dedim. İşte Serpil'e abi bunu yapacağız, başaracağız dedim. Ben bu insanların yüzüne nasıl bakacağım dedim. Sorumluluklarım vardı. O sorumluluk duygusu beni işin içinde tuttu. Geçmiş hayatımda bir tecrübem vardı benim. Tabii onların da büyük desteği oldu. Karar almamda, vazgeçmememde. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gittiğimde ilk sene anayasa kitabı kitapları aldık. Anayasa kitabından başladım okumaya. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün geçti. Hiçbir şey anlamıyorum. Beraber aynı evde kaldığım Sabahattin'e demiştim ki ya Sabahattin abi ben hiçbir şey anlamıyorum. Sanırım ben tamam dereceyle mereceyle işte bir şekilde buraya girdim ama işte Türkçe edebiyat işte vesaire tarih marih okudum ezberledim. Kazandım geldim. Herhalde benim kapasitem buraya uygun değil. Ben okuduğum hiçbir şeyden bir şey anlamıyorum dediğinde abi ben bırakayım bari bu okulu dediğimde şöyle demişti Sabahattin bana. Abi sen devam et. Abi dedim devam et yani okuduğumdan anlamıyorum diyorum. Sen okumaya devam et diyorsun. Ya abi dedi okumaya devam et. Ya Sabahattin'cim dedim yani anlaşamadığınız bir konu var. Anlamıyorum gerçekten dedim. Abi dedi anladın mı anlamadın mı diye sormuyorum ki ben dedi. Sen devam et dedi. Devam ettikten sonra bir süre sonra şunu keşfettim. Kitabı, dersi bir puzzle gibi düşünürseniz her sayfada bir parça koyuyorsunuz. Bakıyorsunuz parça bir şeye benzemiyor, anlamıyorum. Bir tane daha koyuyorsunuz, bir şeye benzemiyor, anlamıyorum. Eğer bu yolda aynı şeyleri yapmaya devam ederseniz, gerekenleri yapmaya devam ederseniz bir süre sonra kuyruğu çıkıyor, bir süre sonra kafası çıkıyor, bir süre sonra gövdesi çıkıyor. Anlamaya başlıyorsunuz. Yani bizim hatamız bazen eksiğimiz, kusurumuz şu. Başladığımızda mükemmel olmayı umut ediyoruz. Her şeyi anlayabilmeyi umut ediyoruz. Öyle bir dünya yok. Bunu düşündüm. Dedim ki ya ben anayasa hukukunda yine okulumu da başarıyla bitirdim. Yani devam ettiğim için bir şeyleri ilerleyen zamanlarda anlayabilmiştim, algılayabilmiştim, oturtmuştu. Öyleyse dedim ya başarı böyle kendiliğinden gelmiyor. Bakicim sen devam et dedim kendi kendime. Arkadaşlarıma karşı olan sorumluluğum, önceki hayatımdan edindiğim bu tecrübeyle devam ettim. Bugün geldiğim nokta iyi ki devam etmişiz. Peki abi. Diamond, yani insanların hayal ettiği, hayal etmeye çalıştığı bir kariyerdesin. Bir lifestyle şeklindesin. Gelir düzeyin belli bir düzeyde. Nasıl bir hayatın var? Bize anlatır mısın? Günlerin nasıl geçiyor? Günün nasıl geçiyor Baki Özge'nin? Değdiğine eminim. O soruyu özellikle sormayacağım. Herkes biliyor. Değdiğine, çalıştığına değdi. Anlatır mısın abi bize? Orada da bir resim böyle boyayı. Bir diamond şimdi, hayatı nasıl bir hayattır mesela? Şimdi ne kazandırdı diamondlık ya da bu kariyer ya da vazgeçmemek, devam etmek diye soracak olursanız arkadaşlar ben sürekli anlatıyorum zaten. Didim'de işte Kuşadası'nda Antalya'da yılda 3 gün, 4 gün, 5 gün neyse tatil yapan, aslında ben o tatil demiyorum, çocuklarına tatil yaptıran, sadece kısa pantolonla patronların sorularına cevap vermeye devam eden bir pozisyondan. Bugün Jamaika, Haiti, Meksika, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Küba, Amerika'da Los Angeles, Las Vegas, Texas, Miami, Orlando,
dünyanın gerçekten birçok yerini Kayani'nin sağladığı imkanlar sayesinde ve çok sevdiğimiz arkadaşlarla birlikte gezme, görme bir kere fırsatı buldum. Hayatım boyunca elde edemeyeceğim bir şeydi bu. İnanılmaz bir deneyimdi. Şunu gördüm, her yurt dışı seyahatine gittiğimde, her farklı ülke ve her farklı coğrafyada farklı kültürler tanıdığımda gerek kendi ülkemle alakalı, kendi geleceğimle alakalı her seferinde vizyonun üzerine vizyon katıldığını keşfettim süreç içerisinde. Sabah çıkıyordum eskiden, sabahın köründe çıkıyordum. Yani meslek hayatımda avukatlık mesleğini yaparken bazen şehir dışı duruşmalar oluyordu. 5'lerde, 6'larda, 4'lerde evden çıktığım zamanlar oluyordu. 3 saatlik, 4 saatlik, 5 saatlik mesafede duruşmaya katılabilmek için saatte 150 ile 160 ile 180 ile otobanda gittiğim zamanlar oluyordu. Ve zaman zaman şunu hissediyordum. Ya dedim ne yapıyorum ben diyordum. Yani kellemi koltuğumu almışım. X bir vatandaşın menfaati için, işi için adamın duruşması gecikmesin diye hayatımı ortaya koyuyorum. Peki süreç içerisinde bir gün çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Şu lastik patlasa, önünden giden kamyondan bir kasa düşse, başıma bir şey gelse, uğruna hayatımı feda ettiğim insanlar benim çoluğuma, çocuğuma bakar mı diyordum. Bu endişeleri yaşıyordum. Şu anda arkadaşlar, Kayani'de oluşturduğumuz her ciroda, akıttığımız her alın terinde ben şunu hissediyorum. Çocuklarımın geleceğini inşa edebilmenin huzurunu yaşıyorum. Onun için biraz acele etmek istiyorum. Daha hızlı bir şeyler yapmak istiyorum. Çocuklarıma daha iyi bir gelecek kalsın istiyorum. Çünkü biliyorsunuz hepiniz, Kayani'de yaptığınız her şey bir sonraki nesle miras olarak kalabilir, kalır. Dolayısıyla avukatlığı miras olarak bırakamam. Bir işletme açsam onu miras olarak bırakabilirim ama çocuklarım onu yönetebilir mi? Dolayısıyla benim kadar başarılı olabilir mi? Dolayısıyla ben 18 yıllık meslek hayatımda hep şunu gördüm. Miras bırakan vefat ettikten sonra çocukları, çoluğu, çocuğu o malın etrafında birbirlerini kırdıklarını, döktüklerini, dövdüklerini, küstüklerini, paramparça olduklarını gördüm. Burada sürekli devam eden, her ay devam eden bir gelir bırakabilmenin inancıyla, huzuruyla, mutluluğuyla çalışmaya devam ediyorum. Hayat ne getirdi Kayani dersin? Bu anlamda bir rahatlık, bir huzur getirdi. Zaman zaman şunu yaşıyordum eşimle evde. Saat işte belli bir saatte ofisten ayrılıp da eve gelmemiz gerektiği için nerede kaldın yani, çocuklar yemek yemek için seni bekliyor. Gene mi gecikeceksin filan diye arada bir fırça yiyordum. Şimdi evdeyim, ya sen bir yere gitmiyor musun artık, çık da bir dolaş diye fırça yiyoruz. Arada böyle bir değişiklik oldu. Yani şu anlamda, yani istediğiniz şeyleri yapabilme imkanı tanıdı. Sevdiklerinizle daha çok zaman geçirebilme imkanı tanıdı. Kayani sadece Kayani bir ekonomik imkan değil, bir iş değil. Kayani bir tatil, Kayani işte bir kültür, Kayani kişisel gelişim. Emin olun, yani evet ben bir avukatım ama böyle bir saat soluksuz konuşabilecek durumda filan da değildim. Kayani sayesinde arkadaşlar çok şey öğrendik. Hakikaten kendimizde büyük gelişimler, değişimler oldu. Hiç kimse, ben şöyle bir şey, bir tezim var. Hani hep Türk milleti kitap okumaz, okumaz, okumaz diye bir şey var ya. Ağzımızda pelesenk olmuş bir cümle var. Neden okumuyoruz diye soruyor insanlar. Ben onlara diyorum ki yani neden okuyalım yani? Neden okusunlar ki? Şimdi hayat tecrübelerden ibaret. İşte okuduk. Yani maalesef senin ne okuduğun önemli değil. Bugüne kadar hep cebinde kaç paran olduğu soruldu bize. Okuyan insana, bilgili, kültürlü, birikimli insanlara maalesef değer verilmedi. İşte okul anlamında sorarsanız ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. Üniversiteyi bitirdik. İşte stajlar, mutajlar. Sonra geldiler dediler ki ya KPSS'ye girmen lazım, biraz daha okuman lazım. Önceki okudukların hiçbir önemi yok. Okuduk işte, ona girdik, buna girdik. Sonra dediler ki ya bir torpil morpil bulman lazım efendim. Sonra bir baktı ki bizi önden, arkadan izleyenler ya okuyunca da bir şey olmayabiliyor. Onun için neden okuyalım ki noktasına geldi hadise. Şimdi Kayani'de peki neye okuyoruz, neden okuyoruz? Okuduğumuz her şeyi
sahada kullandığımız için onun bir geri dönüşünü alıyoruz. Oradan bir fayda sağlıyoruz. Oradan bir artı kazanıyoruz. Ve evet diyoruz, okumak çok faydalı. İkinci kitabı okuyoruz. O üçüncü kitabı okuyoruz. Beşinci kitabı okuyoruz. Süreç içerisinde bu okuduklarımız ve bu eğitimler, videolar, toplantılar derken bir sene sonra bambaşka bir insana dönüşüyorsunuz. Ben hep şunu iddia ediyorum. Gerçekten Kayani'de hakkıyla bir sene geçirebilen bir insan, yapılması gerekenleri yaparak bir sene geçirebilen bir insan hiçbir işte başarısız olamaz arkadaşlar. Kayani'nin kattığı en büyük değerlerden bir tanesi bence kişisel gelişim. John Maxwell'in sözünü hepiniz hatırlıyorsunuz. Amerika'da canlı olarak kendisinden dinlemiştim John Maxwell'den. Geliriniz kişisel gelişimimizi geçemez. Eğer kişisel gelişiminizle ölçülü bir gelir beklentisi içerisinde değilseniz sadece hayalden ibarettir. Sadece rüyadan ibarettir. Kendimizi geliştirmek zorundayız ki Kayani bunun için inanılmaz bir fırsat. Kayani bir okul bence. İnanın birkaç tane üniversite bitirmekten çok değerli şu yaşadığım, Kayani'de yaşadığım 78 ay. Yüksek lisans doktora yapmış olsaydım bu kadar deneyim kazanmazdım. Zaten doktora yapıyoruz şu anda. Ben hep şunu söylüyorum. Evet oturup bir günde bir kitap bitiremeyebiliriz ama planlı programlı bir şekilde günde 10 sayfa insan kitap okusa, 10 sayfa sadece, ayda 300 sayfa, yılda 3600 sayfa yapar. Herhangi bir konuda 3600 sayfa bir şey okuyabilmiş bir insan o alanda doktora yapmış kadar deneyim kazanır diye düşünüyorum. Sadece 10 sayfa. Yani senin kattıklarını anlatmaya sabaha kadar devam edebilirim abi. Baki abi yavaş yavaş toparlayalım. Yoruldun. Yoruldun sen de. Yok estağfurullah estağfurullah. Ben çok bir yudum suyla bir saat daha götürürüm. Çok güzel. Şimdi soruların üzerinden ben bir geçeceğim arkadaşların soruların üzerinden. Mutlaka o soruları sen benden dinledikçe bu soruya yanıt verdim ama bir iki cümle belki ilave etmek isteyebilirsin veya bana dur de senden ricam. Dur burası önemli. Burada çok önemli. Yani beni terleten bir soru belki diyeceksin. Beni evet. Durdurmanı rica ediyorum. Demiş ki Yavuz abicim selamlar sizden örnek aldık. 15 Nisan'dan sabah 8.30'da toplanıyoruz. Tamam. Baki Bey ürünlerle ilgili kendi yaşamınızda güçlü bir tecrübeniz var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Ağ kurmak mı bağ kurmak mı? Ağ kurarken neleri önemsemeliyiz? Abi süper. Ürün her şey. Evet, ürüne inanç beni harekete geçirdi. Dördüncü günü ben fark etmedim, kızım fark etti. Ürünleri kullanmaya başladım dördüncü günü. Televizyon izliyordum bir akşam, işte haberleri izliyordum. Kızım karşıdan kıs güldü, gülüyordu. Ne yaptın, ne yapıyorsun, ne oldu filan dedim. Baba sen bir şeylerin farkında değil misin dedi. Kızım ne oldu anlatsana filan. Baba biz senin ayağı dört günden beri çiğnemiyoruz demişti. Ayıptır söylemesi, huzursuz bacak sendromu çekiyordum son iki seneden beri. O kadar şiddetliydi ki artık yatağımda yatmıyordum. Salonda koltuğun minderin altına ayağımı kıstırarak uyuyordum. Her günde ayağımı çiğnetiyordum. Çocuklar benim ayağımı çiğnemekten de aile içerisinde olduğumuz için söylemekte beis görmüyorum. Çocuklar benim ayağımı çiğnemekten de yorulmuşlardı. İlk hissettiğim şey huzursuz bacak sendromu semptomlarımdaki iyileşmeydi kızımın söylemesiyle. Ürünleri kullanmaya devam ettim. Ben 5. haftamda bir şok daha yaşadım. Burundan eti aldırmak için başlattığım operasyon süreç içerisinde tümör olduğu anlaşıldı. Bir tümör sonucu çıktı. Çok sancılı bir dönem geçirdim. Tekrar ikinci bir ameliyat olmak zorunda kaldım. Sinüslere doğru yayılan bir tümör almıştı. Ve doktor İzmir'de Alsancak'ta ameliyat olmuştum. Doktoru bana Bakicim artık bundan sonra dikkatli yaşamalısın. Bir kere sigara içmemelisin. İşte kötü hava koşullarından uzak durmalısın. Pis, tozlu ortamlardan uzak durmalısın. Aksi takdirde iltihap yapar demişti. Ben son 8 senemi antibiyotik kullanarak geçirdim. Antibiyotik kullanmadığıma iltihap yapıyordu. Ürünleri kullanmaya başladığımın 5. haftası ilk kez iltihaplanma yapmadı. Aradan 78 ay geçti. Ben bir daha ilaç kullanmadım. Bundan daha güçlü bir ürün deneyimi herhalde olamaz. Benim için çok büyük mutluluktu. Bu şirket bana 5 kuruş para vermese bile, bu bir ticaret olmasa bile ömrümün sonuna kadar zaten ben bu ürünleri kullanmaya devam ederim.
Arkasından bir soru daha vardı, çok değerli. Abi bir hatırlatır mısın? Ürünün hemen arkasından. Ağ kurmak mı, bağ kurmak mı konusuydu? Ben hep söylüyorum arkadaşlar, biz ağ filan kurmuyoruz. Eğer bağ kurmadan ağ kurarsanız, ona ben köpükten bina diyorum, köpükten apartman gökdelen diyorum. Eninde sonunda eğer aradaki bağlar yoksa bir gün yıkılmaya, çökmeye de mahkumdur gibi geliyor bana. Nedir bağ? Aramızdaki samimiyettir, dostluktur, birlikteliktir, birlikte yemek içmektir, birlikte gezmektir, birbirimize verdiğimiz sözlerdir, birbirimize yardımımız, birbirimize desteğimiz, Kayane dışında özel hayatımızda birbirimize kattıklarımız, bağımızdır. Eğer bu bağlarla yola çıkarsanız sarsılmaz bir organizasyon kurabilirsiniz. 8-9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı bir bina inşa edebilirsiniz. Ve ben şu şiiri çok seviyorum. Mesafelerimizi kısaltmamız lazım insanlarla, ekiplerimizle, organizasyonlarımızla. Yine Can Yücel'in dediği gibi en uzak mesafe ne Afrika'dır, ne Çin, ne Hindistan, ne seyyareler, ne de yıldızlardır geceleri ışıldayan. En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir, birbirini anlamayan. Birbirimizi anlamak zorundayız. Birbirimizi anladığımızda o oluşan bağlarla, o güçlü bağlarla geri dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. Peki anlamak derken nasıl anlayacağız? Yargılama hukukunda bir prensip vardır. Yargılamak için bilmek, bilmek için anlamak, anlamak için de dinlemek lazım. Onun için önce birbirimizi bol bol dinlemeliyiz. Bu dinlemeler sayesinde birbirimizi anlayabiliriz. Anladığımızda da ne yapacağımızı bilebiliriz. Yaptığımız bilinçli eylemler de bizi başarıya da götürecektir diyorum abi. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık güzel abicim. Bir iki tane daha vardı, onları da bir üzerinden geçelim. Ayın son haftasında alınması gereken aksiyonlar nelerdir? Güzel bir ay kapanışı için nelere dikkat etmeliyiz demiş bir arkadaşımız. Süper. Zaten ben biraz önce dinamikleri anlatırken işte ayın son günü saat 5'te 82 bin puanı bahsettim. Yine sizin telefon ettiğinizde ayın 23'ünde 18 bin puandan bahsettim. Demek ki ay bitmeden hiçbir şey bitmez. Biz bitti demeden bitmez diye düşünmek lazım. Ayın son günü müdür, ilk günü müdür? Ben hiç buna takılmıyorum. Ben sadece şuna takılıyorum. Benim için bu önemli. Organizasyonunuzun devam edebilmesi için arkadaşlarınızın kariyer yapmaya ihtiyaçları var. Evet, siz ayın sonlarına geldiğinizde belki o ayki hedeflediğiniz yerlere ulaşmış olabilirsiniz. Ama derinliklerde jet olmak için çabalayan, pearl olmak için mücadele eden birilerinin elinden tutup yukarı doğru taşımak gerekir. Ayın son günü demeden el sıkıştığım insanı bir gün sonra beklemeden o gün organizasyonuma alır ve kaydını mutlaka yaparım. Arkadaşlarımı da bunu şiddetle tavsiye edip öneriyorum. Çünkü bakın arkadaşlar, Kayane ticaretini bencilce kuramayız. Kendimizi düşünerek bir ticareti inşa edemeyiz. Sizin o koyduğunuz bir kayıt, evet belki sizin o ayki kariyerinize ve gelirinize çok ciddi bir katkı sunmayacaktır. Ama sizin o koyduğunuz bir kayıt, bir basamak, iki basamak, üç basamak, beş basamak üstteki birisini emerald yapacaktır. Ve o kişi mesleğini bırakacaktır. Ve o kişi hayatını buraya adayacaktır. Ve o kişi bir gün sabahın 9:30'unda sizin karşınıza çıkacaktır. Ve ondan bir fayda göreceksinizdir belki. Onun için bencilce arkadaşlar bakmayın. Arkadaşlarınızın kariyerine odaklanırsanız ayın son günü muhteşem şeylere gebe olabilir. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez arkadaşlar. Ah bak abicim, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Vallahi çok güzel bir buluşma oldu. Özlemişim seni. Güzel bir sohbet oldu. Arkadaşların huzurunda böyle bir sohbetimiz oldu. İlham kaynağı olan bir sohbet oldu. İleride bir gün belki de Baki abi şunu duyacağız. Burada bu toplantıyı izleyen arkadaşlardan veya bu videoyu izleyen arkadaşlardan. Evet, yani Baki Bey'i dinlediğim gün hayatım değişti.
Bunları duyacağız insanlardan. Küçük bir teşekkürü belki hak etmiş olabiliriz Baki abi. Bütün teşekkürler Baki abiye tabii ki. Abi, çok özür dilerim. Keseceğim seni. Valla. Bunu söyleyince aklıma bir şey geldi. Bir gün bir kampta sahnede Emre Topçu, Ferhat Gök, Aytu Gönül birbirlerine sarılarak ağlamışlardı. O zaman anlayamamıştım yani. Yani neden dedim yani adamlar ağlıyor ki? Yani işte kariyer yapmışlar, işte Diamond olmuş, işte Aytu Blue Diamond olmuş. Yani Diamond Blue Diamond olmuş, niye ağlıyorlar diye hakikaten düşünmüştüm. Çok çok iyi anlayamamıştım. Bugün hissettiğim şey şu. Şimdi bu yolculuğa beraber çıktığınız insanlarla bir takım olumsuz süreçler, zor süreçler yaşayabiliyorsunuz. Yani hayatın her aşamasında var. Mesela askerlik gibi. Biliyorsunuz erkekler askerlik anılarını senelerce anlatırlar ve asker arkadaşlarıyla inanılmaz bir bağ oluştururlar. Yani aradan 30 yıl geçmiştir, 40 yıl geçmiştir, 50 yıl geçmiştir. O arkadaşlarını unutmazlar. Çünkü en zor zamanları birlikte aşmışlardır. Açlığı görmüşlerdir, yokluğu görmüşlerdir, gurbeti görmüşlerdir. Birlikte o zorlukları, birlikte katlandıkları için mutlu günlere geldiklerinde geçmişindeki zorluklar akıllarına geliyor. Beni en mutlu edecek şeylerden bir tanesi abi, arkadaşlar. Biraz önce senin dediğin, evet abi bir gün seni dinledik. Senin sayende bu kararı aldık ve senin sayende buralara geldik diyen birilerinin herhalde sözlerinden daha fazla mutlu edecek bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ve ben bu duygusallığın üzerine bir şiirle müsaade edersen kapatmak istiyorum abi. Büyük düşünmek lazım, büyük hissetmek lazım ve büyük yaşamak lazım. Emre Topçu Üstad'ın her zaman söylediği, insanlar büyük hedefler koyup ulaşamadıkları için değil, küçük hedefler koyup ulaştıkları için başarısız ve mutsuz olurlar der. Gerçekten arkadaşlar büyük hedefler koymakta fayda var. Ataol Behramoğlu'nun şiirinde diyor ki, biliyorsunuz, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göklere, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğin şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Arkadaşlar büyük düşünmenizi, büyük yaşamanızı sizlerden rica ediyorum. Çünkü 78 aylık serüvende şunu gördüm ki, inanan insanların içerisinden bir dev çıkıyor. Ve yaptıkları sizi bile şaşırtıyor. Onun için arkadaşlarınıza güvenin. Onların elinden tutun. Ama her şeyden önemlisi kendinize güvenin, kendinize inanın. Büyük düşünün. Beni buraya davet ettiği için ve bu fırsatı verdiği için öncelikle Yavuz Bey'e, size değerli zamanınızı, saatinizi ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için de sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum. İlerleyen dönemlerde de sizleri dinlemenin, sizlerden feyiz almanın, sizlerden faydalanmanın herhalde keyfini yaşamak en büyük dileklerimden de bir tanesi. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık abi. Çok teşekkürler. Ben Baki abi sesleri açılabilir duruma getireceğim. Çünkü arkadaşlar size abi teşekkür etmek isteyeceklerdir. Sesiniz kapalı konuma gelecek. Yani cevap vermek isterseniz eğer sesinizi tekrar açmak zorundasınız. Bilginiz olsun. Ben o ayarı yaparken çünkü öyle bir durum oluşacak şimdi. Evet. Buyurun. Teşekkürler Baki Bey. Çok çok verimli bir sohbet oldu. Teşekkürler Baki Bey. Ağzınıza sağlık. Teşekkür eden arkadaşlarımız seslerini kapalı konuma getirmelerini özellikle arkadaşlar rica ediyorum. Karışıyor sesler. Harika, çünkü. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ağzınıza, yüreğinize sağlık Baki Bey. Baki Bey çok teşekkürler. İnanın 10. dakikadan itibaren tüylerim diken diken oldu. Hele hele şu en son Behramoğlu'nu da söyledikten sonra ballı kaymak oldu. Yüreğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız özel, tüzel her şey için. Sağ olun, var olun. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler Baki abi katkılarınız için. Harikaydı. Yüreğinize sağlık. Teşekkürler Baki Bey. Çok teşekkür ederim. İnanın çok keyifle dinledim. Saatlerce de dinlemeye devam ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Baki abi sesiniz kapalı olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir karar almanızı sağlamıştır. Baki Bey fazlasıyla. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sabiha Hanım. Çok teşekkür ederiz Baki Bey. Sağ olun. Nurten Hanım çok sağ olun. Baki Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Orhan Bey. Baki abi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler de sağ olun. Eksik olmayın arkadaşlar. Baki abi ben de teşekkür ederim. Ben bir seninle meslektaş olarak hem de bir abim olarak İstanbul Hukuklu olarak başarılar izliyoruz zaten. Orhan Bey ben teşekkür ederim. Özellikle İstanbul Üniversitesi hatıralarını ne bileyim konuşmak için de özellikle irtibata geçebiliriz. Tabii ki abi. Tabii ki abi. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun, sağ olun. Evet, çok abi. Teşekkür ederim Taki abi. Çok ben teşekkür ederim. Takip edemiyorum. İsminizi bazen kaçırıyorum. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Baki Bey abimizi tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve uğurlayalım şimdilik. İleriki dönemlerde kendisini tekrar ağırlayacağız burada. Belki farklı kariyer basamaklarında farklı tecrübeler belki paylaşacak bizlerle. Bizler de Baki abi ne zaman bir yardım, bir desteğimizin olacağını, olabileceğini düşündüğünüz bir durum olursa her zaman yanınızdayız. Her zaman büyük bir keyifle her türlü desteği vermeye hazırız. Onu en yakından çok iyi hissediyorum. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Bütün arkadaşlar iyi ki varsınız arkadaşlar. Sağ ol. Görüşmek üzere. Arkadaşlar salonu kapatıyorum. İyi bir gün diliyorum hepinize. İyi bir ay kapanışı diliyorum. Sağ olun.